Piltover'un zengin bir mahallesinde doğup büyüyen Ezreal hep meraklı bir çocuktu. Annesiyle babası tanınmış birer arkeologtu. Ezreal onların kendisini evde bırakıp uzun seyahatlere çıkmasına alışıktı. Sık sık onlarla birlikte gezmenin hayalini kurardı. Vahşi doğadaki maceralarının hikayelerini dinlemeye bayılırdı. Her haritadaki her boşluğu doldurmak ebeveynleri gibi onun da tutkusuydu. Annesiyle babası yolculuğa çıkarken Ezreal'ı genellikle amcası olan saygıdeğer Profesör Limer'e emanet ederlerdi. Profesör bu kadar yaramaz ve söz dinlemez bir çocukla uğraşmaktan hiç hoşlanmıyordu elbette. Bu yüzden onu ileri düzey haritacılık, Hextech mekaniği ve Runeterra'nın antik tarihini öğrenmesi için en sert, en disiplinli öğretmenlere emanet etti. Ama çocuk bilgiyi hiç çaba göstermeye gerek kalmadan öğreniveriyor, ders çalışmayı vakit kaybı olarak görüyordu. Sınavlarının neredeyse hiç çalışmadan ya da çok az çalışarak kolayca geçiyor, amcasını öfkeden kudurtuyor, kendisine de üniversite kampüsünde gezinecek daha çok vakit kalmış oluyordu. Ezreal kampüs bekçilerini atlatıp kah ders işlenen amfilerin altındaki tünellerde kah kütüphane çatılarında gezinmekten büyük keyif alıyordu. Hatta zaman zaman maymuncukla kilitleri zorlayarak öğretmenlerinin ofislerine giriyor, eğlence olsun diye eşyalarının yerlerini değiştiriyordu. Ezreal'in annesi babası Piltover'a döndüklerinde özellikle babası ona gördükleri her şeyi ve gelecekte yapmayı planladıkları yolculukları anlatırdı. Bu planlardan en büyüğü ve elbette en gizlisi antik şürümalı bir despot olan Nezuk'un kayıp mezarını bulmaktı. Nezuk'un bir yerden bir yere anında gidebildiği iddia edilirdi. Ezreal'in babası şakayla karışık Nezuk'un kullandığı büyünün ne olduğunu ortaya çıkarabilse, gittiği her yerden her akşam Piltover'a dönüp oğluyla yemek yiyebileceğini söylerdi. Ezreal büyüdükçe annesiyle babasının ziyaretlerinin ardındaki süre uzadı. Sonra bir gün dönmediler. Profesör Limer gözyaşları içinde çiftin muhtemelen çölün bir yerlerinde hayatını kaybetmiş olduğunu itiraf etti. Ama Ezreal bunu kabullenemezdi. Annesiyle babası büyük bir dikkatle hazırlanmıştı. Hala bir yerlerde hayatta olmalılardı. Zaten istemeyerek gittiği okulu bırakan çiçeği burnunda kaşif tek başına yola çıktı. Ailesini bulmak için araştırmaya Nezuk'un mezarından başlaması gerektiğini biliyordu. Haftalar boyunca üniversiteden gizli gizli malzeme topladı. Yıldız haritaları, rünlü mühürlerin tercümelerini içeren belgeler, şürüma cenaze adetleri hakkında rehberler ve çölde gözlerini korumak için bir de gözlük aldı. Amcasına bir elveda notu bırakıp Naşramaya'ya giden bir yük gemisine kaçak bindi. Annesinin arazideyken tuttuğu ayrıntılı notları takip ederek güneye giden ticaret kervanlarının peşine takılıp büyük Sai çölüne geçti. Aylar boyunca kayan kumların altındaki devasa harabeleri keşfedip gizli odaları koruyan akıl almaz korkunçlukta yaratıklarla karşılaşarak bilinmezliğin verdiği özgürlüğün tadını çıkardı. Ezreal attığı her adımda ailesinin gittiği yolda ilerlemekte olduğunu ve kaybolmalarının gizemini çözmeye biraz daha yaklaştığını hayal ediyordu. Sonunda onların belki de başaramadığı şeyi başardı. Adı belirsiz bir imparatorun daha yeni çağlarda yapılmış mezarının altında Nezuk'un mezarını keşfetti. Devasa taş lahidin içinde hala pırıl pırıl parlayan bronz bir eldivenden başka bir şey yoktu. Eldivenin ortasında yine parlak, kristalimsi bir parça vardı. Ezreal eldivene dokunduğu anda sanki mezarın kendisi ona saldırmaya başladı. Binlerce yıl önce büyük bir zeka ve kurnazlıkla yerleştirilmiş olan tuzaklar ve koruyucu önlemler devreye girdi. Genç kaşif bir an bile tereddüt etmeden eldiveni giyip patlamalarla yolunu aça aça kaçmaya başladı. Hatta gizli girişe kalan son birkaç yüz metrelik mesafeyi ışınlanarak geçti. Onun çıkmasından hemen sonra koca yapı toz duman içinde çöküp yerle bir oldu. Nefes nefese kalan Ezreal kalp atışlarıyla uyumlu olarak ses çıkaran eldivene baktı. Bu büyülü nesnenin onun içindeki özütü çekip güçlendirdiğini hissedebiliyordu. Geçmiş çağdan kalma son derece korkunç bir silah bulduğunu anlamıştı. Shurima'nın ilah savaşçılara layık bir silahtı bu. Bu maceracı içinse son derece faydalı bir araçtı. Ezreal
Piltover'a dönüşünden kısa süre sonra kendini maceradan maceraya koşarken buldu. Hazine kokusunun tazı gibi alan burnu onu çoğu üniversite hocasının adını bile sadece haritalarda görebileceği kayıp şehirlerden gizemli tapınaklara kadar bir sürü yere götürdü. Ünü yayılmaya başladı. Tabi Ezreal'a göre hakkında anlatılan hikayeler serüvenlerinin gerçek kapsamını ve heyecanını yansıtmaktan çok uzakta. Ama bu sayede aklına bir şey gelmişti. Dünyanın en ünlü maceracısı olabilirse annesiyle babası adını mutlaka duyar, geri dönüp onu bulurdu. Şan ve şöhret peşinde Noxus'la Temasya'nın vahşi sınır bölgelerinden Zaun'un batakhanelerine ve Freljord'un yabanıl tundralarına kadar her yeri gezen Ezreal bir yandan da yüzyıllardır kayıp olan tarihi eserleri gün ışığına çıkarıyor ve tarihi bilmeceleri çözüyor. Kimileri hikayelerinin ayrıntılarını gerçekçi bulmasa ve yöntemlerini sorgulasa da genç kaşif kendisini eleştirenlere asla cevap vermiyor. Sonuçta onu kıskandıkları için çamur attıkları çok belli. Profesör Laimer'in Zaun'un bir zamanlar Oshrava Zaun olarak adlandırılan bir Shurima liman kenti olarak antik tarihine ilişkin teorilerini takip eden Ezreal, amcasının teorileri için hiçbir kanıtı olmadığını fark etti ve kanıt bulmak için, itibar kazanmak için Zaun'un en derin kısımlarını araştırmaya karar verdi. Sonunda Ezreal, eserler ve kayıp tapınaklarla dolu olduğuna inanılan eski ve ünlü bir Shurima mahzeni olan göz alıcı Hollis mahzeni hakkında hikayeler keşfedecekti. Ezreal sonunda birkaç kaynaktan Zaun'daki endüstriyel kazıların kasayı aramak için kazdığı Zaun'un kuyu katmanının en derin ve sular altında kalmış derinliklerinde bir çatlak açtığını öğrendi. Ezreal derinliklerde hiçbir şey bulamadığı için moralini kaybetmeye başladığında büyük olasılıkla göz alıcı kutsallar mahzenine giden eski bir kapı bulmayı başardı. Kapı çeşitli Shurima resimleriyle kaplıydı. Aralarında baykuşa benzeyen birkaç tanesi de vardı. Ezreal bunu samimi ve paslı olmasına rağmen çoğalarak bin lanete dönüşen bir lanet hakkında bir uyarı olarak yorumladı. Kapıya büyü patlaması yaparak içeriye girmesi için bir delik açtı. Kasaya girdiğinde Ezreal kendi karanlık amaçları için sorunlu varlıkları cansız nesnelere bağlayan Shurima İmparatoru'nun kişisel ruh kovucusu Karikkan'a ait olanlar gibi çeşitli kutsal emanetler buldu. Ezreal Karikkan'ın kalıntılarını karıştırırken onu koruyan ateşli golemlerden oluşan bir orduyla karşılaştı ve bunları büyü enerjisi atışlarıyla kolayca yok etti. Ezreal'in bulduğu diğer bir eser ise üzerinde Ateş Günü efsanesinin ve Karikkan'ın Oshrava Zaun'u koruma yemininin yazılı olduğu mükemmel şekilde korunmuş bir altın steldi. Daha fazla ateşli golemi yendikten sonra zemindeki çatlaklardan su akmaya başladı ve Ezreal altın steli taşırken yüzeye tekrar ulaşmak için tünellerden yüzmeye başladı. Kaçmayı başaran Ezreal Piltover'a döndü ve Ezreal'ın artık parçalara ayrılmış, dikilmiş ve onarılmış ceketini almayı planladığı malzeme mağazası olan Zayles'i ziyaret etti. Ezreal göz alıcı kutsallar mahzenindeki keşiflerini kaydeden günlüğünü sunarak kaşifler loncasını etkileyebilmek için mümkün olduğu kadar iyi görünmeyi amaçlıyordu. Ezreal ceketini Zayle'de diktirirken altın stili bir pencerenin yanında bırakarak ekinoks sırasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına neden oldu. Stel, çekirge cehennemini yaşatmadan hemen önce parlamaya ve eski bir dilde konuşmaya başladı. Kanalizasyon ızgaralarından daha fazla çekirge dökülmeye başladıkça Ezreal eldiveniyle patlatarak çekirgelerin temizlenmesine yardımcı oldu. Birkaç gün sonra Ezreal tehlikeli eseri Piltover'a getirdiği ve ticaret bölgesinde maddi hasara yol açtığı için yasal yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Hukuksal tavsiye almasına ve Piltover'ın iftira yasalarını okumasına rağmen sonunda kendisini mahkemede temsil etmeye karar verdi. Ancak Ezreal masumiyetini kanıtlamak için delil olarak kullanmak üzere günlüğüne hızla muhtemelen sahte bir kayıt kaydetti. Bu kayıt kendisinin salgınla hiçbir ilgisinin olmadığını doğrudan belirtti ve Zayle'deki katibi Steli güneş ışığına koymakla suçladı.
Kaşifler Loncası üyeliğine bir kez daha başvuru yapmak isteyen Ezreal, müzelere yasa dışı baskın yapmasıyla tanınan ve sürekli birbirlerine ihanet ettikleri için huzursuz da olsa daha önce birlikte çalıştığı Freljord'lu bir kaşif olan Januk ile yeniden bir araya geldi. Bu tür ihanetlerin bir örneği, Ezreal'ın önemli bir haritayla kaçtığı zamanın intikamı olarak Januk'un Ekelion Dawn adlı bir geminin enkazını kurtardıktan sonra kasıtlı olarak Ezreal'in kimliğini açığa çıkarması ve bunun da Ezreal'i onu geride bırakmasına yol açmasıydı. Buna rağmen Ezreal onun için bir iş yapmayı kabul etti. Birçok tarikatın aradığı ve tüketildiğinde insanlara ölümsüzlük aşıladığına inanılan efsanevi Uloa iksirini bulması. Bunun karşılığında Januk, Ezreal'a Lonca'daki tam akreditasyonun yanı sıra 60 bin altın ödemeyi kabul etti. Shurima ormanlarında iksiri arayan Ezreal, Pareta köyüne geldi. Ezreal köyde kalırken Pareta'nın dışındaki ormanların büyülü bir parçası olan Gümüş Sis Vadisi'ne gitti. Ezreal, ormanda bulduğu Tapfa çiçeği suyunu içtikten sonra kendisinin tam bir kopyası gibi görünen bir ağacın arkasından ona merakla bakan kendisini buldu. Kopyası çiçek suyu içtiği için halüsinasyonlar görüp boğuluyordu. Ormanda geçirdiği birkaç saatin ardından Ezreal bir yeraltı mahzeni buldu ve oraya girdi. Labirent benzeri tünelleri ve tuzakları kolayca aşarak Uloa iksirinin bir kaidenin üzerinde durduğu bir odaya ulaştı. Şişeye yaklaşırsa daha fazla tuzağın etkinleştirileceğini öngören Ezreal dikkatlice ona doğru adım attı ve iksiri hafifçe kavrayarak yüzlerce keskin kazık düşmesine neden oldu ve son saniyede ışınlanarak kıl payı kurtuldu. Mezarın desteklerinin parçalanmaya başladığını fark eden Ezreal geldiği yoldan hızla geri döndü ve zeminler çatlayıp ayrılmaya başlayınca odadan kaçtı. Büyük kerpetenli ve kırmızı gözlü dev böcekler çökmüş duvarların içinden geçerek eldiveniyle kendisini savunan Ezreal'a saldırdı. Ezreal çıkışa doğru kaçarken mezarın girişi tamamen çökmeye başlarken eldiveniyle bir delik açarak Uloa iksiriyle oradan ayrıldı. Malzeme toplamak için Pareta köyünde kaldı. Köyün bir kabile şamanı Ezreal'ın ruhunun gezgin suretiyle iç içe olduğunu iddia etti. Bu durum şamanın Targonlu gibi görünmediğini düşünmesi nedeniyle Ezreal'in kafasını karıştırdı. Pareta vatandaşları antik tapınaklarının yıkılmasına onun neden olduğunu anladıklarında onlarla yüzleşmek istemeyen Ezreal hemen oradan ayrıldı ve iksiri teslim etmek için Januk'a geri dönmeye başladı. Januk'la buluşan Ezreal, iksiri elde etmeye çalışırken gösterdiği başarıları anlattı ancak gerekli ödemeyi yapmadan iksiri vermeyi reddetti. Januk ona para olarak ödeme yapmayı teklif etse de Ezreal, kaşifler loncası içinde tam bir akreditasyon istediğini ekledi. Januk, loncanın Ezreal'i pek sevmediği gerekçesiyle buna uymadı. Ezreal, iksiri farklı bir alıcıya vermekle tehdit ettiğinde ise Januk buna güldü ve Ezreal'a loncada tam akreditasyon sağlayabilecek bir mektup almak için ofisine gitti. Ezreal, bunun gerçekleşmek üzere olan potansiyel bir ihanet olduğunu kolaylıkla fark etti. Ezreal, Januk'un koleksiyonundaki tuhaf bir zili incelerken çanın üzerinde Oxnun yazdığını söylediğini duydu. Ölülerin dili. Januk'la yüzleşmek için dönen Ezreal, onun iki çakmaklı tabancayı kafasına doğrulttuğunu gördü. Januk, Ezreal'ın Lonca'ya başvurusunun reddedildiğini belirtti ve kendisinin düşmüş bir korku lordunu ölümden diriltmek için iksiri kullanmaya çalışan bir tarikatın parçası olduğunu ortaya çıkardı. Işınlanma büyüsüyle silah seslerinden kaçan Januk, Ezreal'i eldiveninden yakaladı ve yere fırlattı. Ardından kaburgalarına tekme attı ve iksiri elinden alarak içti. Ama iksir aslında bir şişe kum eşek arısı zehriydi. Januk inleyip yere yığılırken Ezreal hızla Oknun çanını kaptı ve üyelik kazanmanın bir yolu olarak zili kaşifler loncasına geri getirmeyi umarak Januk'un ofis penceresinden dışarıya atladı. Ezreal ilk olarak Piltover'ın güneybatısına, Kuzey Shurima'da bulunan ve Noxus yönetimi tarafından işgal edilen Belzun şehrine gitti. Ezreal, Shurima'daki en iyi rehberlerin kıyı kentinde bulunduğunu biliyordu ve seyahat ederken Shurima'nın antik tarihi hakkında birçok ayrıntıyı paylaşan, bilgili ve karizmatik bir rehber olan Kasjar'ı buldu. İkili çölde birlikte seyahat etti ve Nirmazet antik kentine gitti.
Kasçar paha biçilemez eserler bulmak için harabeleri incelerken şehrin dışındaki topraklar hakkında birçok tarihi gerçeği paylaştı ve bu toprakların başarısız olup çökmeden önce bir zamanlar ilk prototip güneş kursuna ev sahipliği yaptığını belirtti. Sayı Kahlek'in güneyinde birçok Şersayı yaratığıyla karşılaştı. İkisi daresel bir mağaraya sığındı. Kaçtar bunun devasa bir Şersayı yuvası ve Kumana'nın ini olduğunu hemen fark etti ve ikisi de mümkün olan en kısa sürede oradan ayrıldı. Daha sonra Kasçar üzerine düşen devasa bir dikili taş sebebiyle hayatını kaybetti. Buna rağmen Ezreal güneye doğru macerasına devam etti ve Void Crest ikonu Ikatya'nın sınırına ulaştı. Burayı hemen çok tehlikeli olarak gördü ve oradan uzaklaştı. Shroom ormanlarından yelken açan Ezreal bir adada mahsur kaldı ve orada gemisini tamir edip anakaraya geri döndü. Ölümsüz Hisar'daki gizemli temas. Ezreal, Noxus'un başkentinde arşiv materyallerini toplamak için yeni ve gizemli bir kişiyle buluşmayı planlamıştı. Ezreal, onu beklerken Ölümsüz Hisar'ı çevreleyen yürüyüş yollarında dolaştı. Noxus mutfağının özellikle de takolarının tadına baktı ve kaleyi oluşturan kara büyü monolitlerini inceledi. Ezreal'in bağlantısı hiçbir zaman görünmedi ama birçok casusun onu takip ettiğini fark etti. Ta ki içlerinden biri ona siyah renkli bir kara gül yaprağı verene dek. Artık tehlikeyi hisseden Ezreal şehri terk etmeye karar verdi ve sınırı terk edene kadar her gün siyah yapraklar buldu. Hatta bir tanesi çantasından çıkmıştı. Kindred'ın maskeleri. Ezreal, Demacia şehri Jandel'de Kindred'a ait olduğu iddia edilen büyülü bir çınar ağacından oyulmuş bir çift maske aradı. Ancak arama yaparken Ezreal, Kindred rolünü oynayan, sahnede ölen ünlü bir Demacialı aktrisle ilgili eski bir hikayeyi hatırlamaya başladı. Bu rol için taktığı maskeler gizemli bir şekilde ortadan kaybolsa da Ezreal, bunların Kindred'ın orijinal maskeleri olduğu teorisini ortaya attı ve bunların büyük olasılıkla bir koleksiyoncunun sergi odasında kilitli olduğuna inandı. Jarro Işık Tüyü. Ezreal, Demacia'da kaldığı süre boyunca Vaskasya'da doğmuş bir ışık gözcüsünün sahte kimliği olan Jarro, Lightfather takma adını aldı. Ezreal bu isim sayesinde Demacialılarla tanıştı ve tanınmış ve görünüşte kötü şöhretli bir ulusal kahraman haline geldi. Avarosa Dağ Totemi. Freljord'daki Rekkel Stake'in doğu kısımlarında Ezreal, Avarosalılarla karşılaştı ve dondurucu bir dağın tepesinde gümüş bir totem elde etti. Bundan sonra Ezreal kabileyle sorun yaşadı ve Freljord'da olduğuna dair Avarosalıların iddialarını reddederek mümkün olduğu kadar çabucak oradan kaçtı. Targonya denizlerindeki isyan. Ezreal, Targon Dağı'nın doğusundaki okyanuslara yelken açarken Targonya gece gökyüzünün güzelliğini gördü. Ancak aynı zamanda Ezreal, saklandığı gemide meydana gelen isyanın bastırılmasına da yardım etti. Buhrular. Ezreal, Yılan Adaları olarak bildiği Mavi Alev Adalarındaki yerel Buhru kültürünü inceledi ve dinlerinin hem Valoran'da hem de Shurima'da bulunan her şeyden önce geldiğini öğrendi. Buhru'nun bayram törenlerine katılan Ezreal, üzerinde taşıdığı devasa idolü merakla inceleyen Aloy'i gördü. Bendel Portalı Karşılaşması. Ezreal, Renek rehninin güney kısımlarında kutsal madalyonlarını çaldığı için onu dağlarda kovalayan Güneş Kumul gezginlerinin 8 kabilesiyle karşı karşıya geldi. Ancak koşarken Ezreal, içinde parlayan bir boşluk bulunan bir kaya buldu ve ortadan kaybolmadan önce Bendel şehri Crest simgesine bir portal açtı. Ezreal, onu tekrar görmek için bir hafta kamp kurmasına rağmen bir daha asla ortaya çıkmadı ve Ezreal kendini bunun bir halüsinasyon olabileceğine inandırdı. Ezreal, Mud Town'da eldivenini ve muhtemelen diğer eşyalarını alan bir yağmacı çetesi tarafından yakalandı. Ancak Ezreal, çeteyle Kraken Hand oyunu oynadıktan sonra hızla çete üyeleriyle arkadaş oldu ve onlara değerini kanıtladı. Ezreal, nasıl oynanacağını bilmemesine rağmen antika çakmaklı tüfekle birlikte eldivenini geri kazanmayı başardı.